Dün akşam saatlerinde Hatay'da büyük bir patlama meydana geldi. İskenderun'u kana bulamak isteyen teröristler hain emellerine ulaşamadı. Güvenlik güçlerinin kendilerini takip ettiğini fark edince biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise çatışmada öldürüldü. İşte o sıcak anlar. Hatay'da bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler güvenlik güçlerinin takibiyle kıstırıldı. Sıcak anların yaşandığı çatışmada teröristin biri üzerindeki patlayıcının infilak etmesiyle diğeri ise vurularak öldürüldü. PKK'lı iki terörist Hatay'ın Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açtı. Ardından bir vatandaşın aracını gasp edip İskenderun istikametine kaçtı. Güvenlik güçleri de o hainlerin peşine düştü. Teröristler Fener Caddesi'nde kıstırıldığında hareketli anlar yaşandı. Teröristlerden biri kaçamayacağını anlayınca üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist bu apartmana gizlendi. Abi orada abi! Abi orada! Onu fark eden vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Elinde tüfek vardı. İndim aşağıya, polise söyledim. Dedim oraya girdi diye. Kahraman güvenlik birimlerimiz sayesinde teröristlerin kanlı eylem planı bozuldu. Operasyona Hataylılar da canla başla destek verdi. Çok şükür can kaybı da yaşanmadı. Bugün itibariyle Amanos dağlarında, Amanoslarda PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü biriminde kalmamıştır. Özel eğitim alan teröristlerin kanlı eylemler için işte bu paramotorlarla Suriye'den geldikleri belirlendi. Teröristlerin morgdaki cesetlerini henüz sahiplenen olmadı. Orada paramotor denilen bir cihazla geliyorlar. Bu eğitimin PKK içerisinde gerçekleşmesi mümkün değil. Onlara bu cihazları kim veriyor? Ve bu cihazları kullanma eğitimini kim veriyor? Bu tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bilgisi dahilindedir.